Herkese merhaba. Sinema pek çok parçasıyla bir bütündür ama müzikler, işte onlar filmlerin adeta canlı bir varlık olduğunu kanıtlarcasına bilinç katan vazgeçilmez bölümüdür. Yapımların bize nefes aldığını hissettirir. Böylece kendimizi hikayeye kaptırır, çoğu zaman oradaymış ve olayları yaşıyormuşuz gibi duygu patlamasının doruklarına çıkarız. Kısacası müzikler yapımlar için bir yaşam belirtisidir. Hemen bu konuda şu iki örneğin karşılaştırmasını size sunmak istiyorum. Dikkatle izleyin. Jurassic Park'a hoş geldiniz. İşte bu farkı baz alarak şimdi gelin dünya çapında kült haline gelmiş efsane bilim kurgu filmlerinin unutulmaz sahnelerine yine o unutulmaz ve hatta bazı anlarda yapımları da geride bırakmayı başaran müzikleriyle eşlik edelim. İlk sahnemiz ve onun unutulmaz müziği eşliğinde 1985 yapımı Geleceğe Dönüş filmi. Yaşanan bir çatışma yüzünden meşhur araba DeLorean ile geçmişe gitmek zorunda kalan Marty'nin maceralarını izliyoruz bu filmde. Ve işte gördüğünüz, işittiğiniz gibi. Filmin bu harika ve eşsiz müziği sahnelerin çok daha dikkat çekici ve gizemli hale gelmesine, izlerken o büyülü anın kaybolmasına engel olacak bir etki yaratmayı oldukça iyi başarıyor. İkinci sahnemiz 1993 yapımı ve onun unutulmaz müziği eşliğinde Jurassic Park filmi. Jurassic Park'a hoş geldiniz. Dinozorların farklı hayvan DNA'larının karışımıyla üretildiği bir adada yaşanan hatalar silsilesi nedeniyle serbest kalan bu tarihi ve yırtıcı canlılarla kahramanlarımızın mücadelesine şahit oluyoruz. Ama yapımın bu efsane sahnesi yine efsane haline gelmiş olan bu müziğiyle birlikte bizi adeta milyonlarca yıl öncesine gitmişiz gibi hissettirmekte çok büyük bir etki yaratıyor. Üçüncü sahnemiz 2014 yapımı ve onun unutulmaz müziği eşliğinde Interstellar filmi. Dünyanın yaşanmaz hale geldiği bir dönemde geçen film, Güneş sisteminde beklenmedik şekilde ortaya çıkan bir solucan deliğinden geçerek insanlığın yeni bir yer arayışını izliyoruz. Aile bağları, farklı evrenler ve zamanda yolculuk gibi pek çok unsuru güçlü şekilde işleyen film, bu eşsiz müziği sayesinde ise aktarmayı amaçladığı derin ve dramatik yapıyı çok daha iyi yansıtabiliyor. Dördüncü sahnemiz 1999 yapımı ve onun unutulmaz müziği eşliğinde Matrix filmi. İnsanlığın makineler tarafından Matrix isimli bir sanal dünyaya hapsedildiği filmde bu programdan kurtulanların mücadelesini izliyoruz. Sinema dünyasına hem hikayesi hem görsel efektleri ve hem de felsefi yönüyle damga vurmuş olan bu film, özellikle de açılış sahnesinde ve yapımın birçok yerinde duyduğumuz bu tüyleri diken diken eden eşsiz müziğiyle kült haline geldi. Beşinci sahnemiz 1991 yapımı ve onun unutulmaz müziği eşliğinde Terminator 2 filmi.
Belki de sinema tarihinin en iyi devam filmi olarak sayılabilecek olan bu yapım, insanlığın son umudu olarak görülen John Connor'ı genç yaşında yok etmek isteyen makinelerin geçmişe bir kez daha Terminator göndermesini konu alıyor. Döneminin ötesine geçmiş görsel efektleri, etkileyici hikaye anlatımı ve bir yönetmen şaheseri olan bu filmin böylesi dramatik ve gerilim dolu müziğiyle çok daha büyük bir efsane haline geldiğini söylesek sanırım yanlış olmaz. 6. sahnemiz 1977 yapımı ve onun unutulmaz müziği eşliğinde Star Wars filmi. Karanlık ve aydınlık tarafın bu görkemli savaşında Cumhuriyeti imparatorluktan kurtarmak adına müjdelenen Jedi adayı Luke Skywalker'ın dünyayı yok edecek olan savaş istasyonuna karşı arkadaşlarıyla beraber mücadelesini izliyoruz. Bir efsanenin başlangıcı olarak da ele alabileceğimiz bu geniş evrene sahip yapım, duyduğumuz bu eşsiz müziğiyle de günümüzde şüphesiz bir bütün haline gelmiş durumda. 7. sahnemiz 2007 yapımı ve onun unutulmaz müziği eşliğinde Transformers filmi. Autobot ve Decepticon olarak ikiye ayrılmış olan bağımsız robot organizmaların dünyada Allspark adıyla bilinen bir küpün arayışını izlediğimiz bu yapım aynı zamanda bir efsane serinin de başlangıcıydı. Ama bu filmin unutulmaz ve efsane olmasını daha güçlü yapan şey ise çoğumuzun aşina olduğu bu harika müziğiydi. 8. sahnemiz 1982 yapımı ve onun unutulmaz müziği eşliğinde E.T. filmi. Dünyayı ziyaret eden uzaylıların acil şekilde gezegenimizi terk etmesinin ardından içlerinden biri dünyada kalır. 10 yaşındaki Elliot ile sevimli uzaylımızın çok büyük ve hatta hayati bir bağ kurmasının ardından bir grup çocuğun onu kurtarmaya çalışmasını izliyoruz. Duymuş olduğumuz bu içten samimi ve mutluluk hissettiren müziği ise filmin bu sahnesini çok daha unutulmaz hale getirmişti. 9. sahnemiz 1978 yapımı ve onun unutulmaz müziği eşliğinde Superman filmi. Krypton gezegeninin çöküşü ile dünyaya gönderilen bir bebeğin, büyüdüğünde inanılmaz güçlere sahip olmasıyla yaşadığı maceraları anlatan bu güçlü yapım, sanırım tarihin en çok bilinen süper kahramanını da ölümsüz hale getirmişti. Ancak özellikle de Superman'i dünya çapında tanıtan bu kült haline gelmiş sahne, şüphesiz aynı popülerliğe sahip olan bu harika müziği ile unutulmazlar arasına girdi. 10. sahnemiz 2012 yapımı ve onun unutulmaz müziği eşliğinde Açlık Oyunları filmi. Are you coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered three. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree.
Büyük çöküşün ardından yükselen Panem isimli başkent tarafından kontrol edilen 12 mıntıkadaki gençlerden seçilen 2 kişi her yıl yapılan açlık oyunları ile hayatları pahasına mücadele etmek zorunda kalır. Katniss isimli genç bir kızın oyunlar esnasında başlattığı isyan ise tüm ülkeye yayılır ve filmin bu serisinde kahramanımız halkı bir araya getirmek için mücadele eder. Ve bu etkileyici şarkı filmin hikayesini ve amacını güçlü biçimde anlatırken yapımı daha da popüler hale getirdiği bir gerçek. İşte gördüğünüz ve duyduğunuz gibi sahneleri ile müziklerinin bir bütün olduğu bu harika filmler sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı. Ama inanın bu yapımlar ne kadar iyi olursa olsun müziklerini çıkardığınız andan itibaren eminim filmlerin sonunu getirmekte zorluk çekeceksiniz. Ben bu videoda bilim kurgu filmlerini ele aldım ancak eğer ilgi çekerse ve bu noktaya kadar gelip izlemişseniz diğer sinema türlerinde yer alan yapımlardaki efsane müzikleri de bir başka videoda toplamayı düşündüğümü söylemek istiyorum. Bunu yorumlarda belirtirseniz de fikrinizi öğrenmiş olurum ve memnun kalırım. Umarım videodan keyif almışsınızdır. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler.